7 Ekim haftalık burcumuza hoş geldiniz. Koçlar, boğalar, ikizler neler bekliyor diyorsanız 7-13 haftalık burcumuzda başlatıyoruz. Hoplayıp zıplayıp abone oluyorsunuz ve bizi takipte kalıyorsunuz. Ve bize lütfen bol bol yorum yapın. Daha mutlu olacağımız. Çünkü koç burçlarının azimli ve radikal kararı onların inanılmaz derecede hayatlarında artı döneme geçiş yaptılar. Ve bu artı dönem onlar için isteklerini ve hedeflediği noktanın ama kariyer hayatlarınızla ilgili de yapmak istediğiniz yüksek lisans ya da master ya da yabancı dil eğitimi almak isteyen bazı koçlar için çok doğru bir karar haftası. Bunu yapın, altyapınızı güçlendirmek istiyorsunuz ve uzun süredir iş yerinizle ilgili maaşınız ya da paranızla ilgili oturup bir masaya yatılması gerektiğine karar verdiniz ama cesaretiniz yok. Bence Ekim'i bitirelim. Kasım bu konuda çok doğru bir süreç ve uzun süredir aracınızla alakalı sorunlar yaşıyordunuz ve artık aracınızı değiştirme kararı veren koçlar için çok doğru bir dönem diyorum. Ama kredisi biriken ve borçlarınız çok ön planda olan bazı koç burçları için de bu Ekim'in ortalarında güzel sürprizler ve güzel paralar gelecek ve ufak ufak ödemelerinizle alakalı sıkıntılarımız feraha erecek diyebilirim. Anne ve ya da abla ya da kız kardeş rahatsızlığı ve özellikle mideyle ilgili sorunlar yaşanabilir. Bu hafta sağlık problemleriyle ilgili üzüntü yaşayabilirsiniz ama sonu feraha, endişe etmeyin diyorum. Sizde de kulak burun alerjiniz ve ciddi anlamda enfeksiyon sıkıntılarımız gündeme gelebilir. Sağlığınızı bu konuda ihmal etmeyin. Ama eşiniz ya da ilişkinizle ilgili yaşadığınız hanede eşya ya da yer değişimi kararı içerisindesiniz. Doğru bir dönem çünkü evinizde ve düzeninizde huzursuzsunuz. Huzur için ilk önce düzeninizi değiştirip daha relax bir enerjiye ihtiyacınız var. Bu da evinizden başlayabilirsiniz diyorum. Çocuk isteyen ve çocuk tedavisi gören koç burçlarına da sürpriz bir hafta çocuklarınızla ilgili ya da tedaviniz başlayacak ve olumlu süreç. Bir de yöneticilerinize gereksiz kızıyorsunuz. Bunu biraz yumuşatın. Çünkü siz başarılı ve yeteneklisiniz. Son zamanlarda bu hafta biraz kazalarınız ya da refleksleriniz ya da sinirleriniz gergin olabilir. Bunu sakinleştirin. Lütfen işinize girmeden, evinizdeki evde de kavga çıksa nefes alıp nefes verin, enerjiniz değişsin. 7 Ekim boğa burçlarını neler bekliyor diyorsanız, evet boğaların mistik hissiyatları, yataktan kalkmama huyları ve sadece huzur ve mutluluk istiyorum, her gün bunun için dua ediyorum diyen boğa burçları için, evet bu hafta sürprizlerim, güzel haberlerim ve olumlulukların haftası olacak. Görüşmediğiniz dostlarınız ya da beklenmedik iş teklifleri alacaksınız ve bunları çok iyi değerlendirdiğinizde işinizle ilgili yeni bir yenilik size çok huzurlu ve bereketli gelecek. Bence teklifleri değerlendir. Ama yerimde kalmak isteyen bazı boğa burçları için de yöneticilerle yaşayacağınız gerginlik geride kalacak. Daha sabitlenme, daha rahat erme döneminiz olacak ama sizde devamlı bir endişe ve huzurun bozulacak endişesi var ya boğalar. Bence siz kendi kendinize huzursuzluğu yaratıyorsunuz. Çünkü insanlar sizin zekanıza, sizin saygınlığınızı seviyor. Bence gereksiz egoları geride bırakın. Biraz daha mütevazı yaşamayı öğrenirseniz daha sakin bir hayat sizi bekleyecek diyorum. Kariyerinizle alakalı da yabancı dil eğitimi almak isteyen bazı boğalar ve yurt dışı ile ilgili iş teklifi bekleyen boğaların Ekim ayı onlar için şans kapısının çok doğru bir süreç olacak. Doğru değerlendirme olacak. Sizde de gözlerle ilgili görme ya da gözlük değiştirme haftanız olabilir. Gözlerde alerjik bir sorun olabilir. Sağlık olarak göz ve migren baş ağrınızı da etkiliyor olabilir. İhmal etmeyin. İlişki konusunda da yalnızlık devam ettiren boğalara sürpriz bir aşk ama evliliği ile ilgili sorun yaşayan boğa burçlarınızda muhteşem bir düzelme ve çocuk sevinci ve bunun dışında da bir araçla ilgili yenilenmesini istediğiniz bir noktanın güzel bir sevinci hakim olarak gözüküyor. Büyüklerimizle ilgili bir miras gündemi olacak ve bunlarla ilgili yasal süreçlerimiz özellikle Ekim'in 10'u, 13'ü ya da 14 arasında değişen bir fikirle mallarla ilgili yasal bir süreç başlatacaksınız. Bu da sizin için hayırlı ve aydınlık görüyorum. Ama son zamanlarda en büyük taktığınız çevrenizdeki insanlar, lütfen bu insanları bırakın,
işinize, evinize konsantre olun istiyorum. İkizler Burcu 7 Ekim neler bekliyor diyorsanız, hayatlarınızda çok güzel sürprizli anlaşmalar, yenilik dönemi ve kariyerinizle ilgili güzel bir haftanın sevincini yaşayacaksınız. Çünkü uzun süredir olmak istediğiniz noktanın zarfını aldınız ve bununla birlikte mutluluktan havaya uçan bazı ikizler yerinizi sağlamlaştırıyorsunuz ve daha böyle keyifli bir enerjinin içerisine gireceksiniz. Uzun süredir iş bekleyen ve işiyle ilgili sıkıntı yaşayan ikizler belki 13 Ekim'den itibaren işlerinizle ilgili olumluluk başlayacak ama şu an yerini korumak isteyen ikizler doğru dönemdesiniz. Sakinlikle yerinizi koruyun. Ufak ufak değişimler ve bunlar sizin için artı olacak. Fakat sizde böyle bir dedikodu havası var. Böyle etrafı çekiştireyim havası var. Bu hafta dedikodunun hani hırla gideceği bir hafta olacağı için bence dedikoduya siz maruz kalacaksınız. Bu ara dedikoduyu kenarda bırakın. Sadece konsantre olmanız gereken kariyeriniz ve parasal evrenizde de uzun süredir halletmek istediğiniz bir araba konumunuz, satmak istediğiniz ya da bir ev konumunuz var. Buna konsantre olursanız gayet verimli bir haftaya giriş sağlayacaksınız. Sizin erkek kardeşler ya da kız kardeşler arasında gereksiz bir mal konusu var. Bu mal büyüdükçe kırgınlıklar arttı. Bence biri bu artık bu haneyi biri yumuşatıp artı ve hani nasıl ölüm helalse miras da helal. O yüzden mantık ve kimse kimseyi incitmeden bir dönem yaşamanızı istiyorum. Bu da sizin için daha sağlıklı olacağını. Evlilikleriyle ilgili boşanma kararı alan bazı ikizler bu kararın imzasının arkasında duracak ve boşanma mantıklı gelecek. Hatta birileri mal konusunda gerginlik yaratabilir. Bence herkes hak ettiği mal alacak. Endişe etmeyin. Sizin en tehlikeli gününüz Salı günü. Çünkü ağlama krizleriniz ya da öfkeniz ya da böyle şöyle söyleyeyim alınganlık döneminiz olacak. Salı günü biraz enerjinizi düzeltin. Sizin için daha böyle motivasyon, daha olumluluk olacak. Çünkü şöyle var, siz affediyorsunuz ama etrafınızda affettiğiniz de belli değil. Çünkü makara ya da sert eleştiri yapıyorsunuz ve insanların yine aynı döngüye döndüğünüzü düşünüyorlar. Bence çok naifsiniz, çok incesiniz. Sadece dilinizin kemiği yok. Bunu düzeltirseniz sevinirim. Sağlık olarak da son zamanlarda siyatik ve ayak ağrılarımız ya da variz ağrılarımız gündemde olabilir. Bu konuda sağlığınızı ihmal etmeyin diyorum. Yengeç burçları 7 Ekim neler bekliyor diyorsanız, yengeçlerin bu ara uyku hali, uyanmama hali, işe geç gitme, okula geç gitme hali olabilir. Böyle onların üstüne yorganları örtün, uyusunlar, dinlensinler dediğimiz bir hafta. Gerçekten de öyle bir haftaya giriş yapacak yengeçler. İzin alan bazı yengeçler dinlenmek ve kendi enerjileri toparlamak istiyorlar. Ve kariyerinizle ilgili de yapmak istediğiniz yurt dışı planı olan ve yurt dışı ile ilgili evraklar dolduran yengeçler Ekim bitmeden bu sefer erişeceksiniz ama şu an devamlı tempoda çalışan yengeçlere diyorum ki yerinizi koruyun. Çünkü yerinizle ilgili bazı insanlardan zarar gelecek. Bu hafta bu zararı sakinlikle halletmeye bakın. Saatinde ve zamanında işinize gidin. Çünkü sizin arkanızdan kuyunuzu kazıyorlar, ihmal etmeyin. Ama bazı ortaklı yengeçler var, ortak iş yapan. Ortaklı ayrılma kararı ve tek başınıza yürümek isteyen bazı yengeçler için çok doğru bir zaman. Bunu yapın çünkü sizin parasal evrenizde mutluluk döngüsü başlayacak ve bu size çok artı değerler kazandıracak. Ufak ufak özellikle çarşamba, perşembe ve cuma günleri size sürpriz paralar hanenize gelecek. Bunun sevincini yaşayacaksınız. Bence güzel bir hafta. Dinlenmek isteyen için doğru, para bekleyen için de doğru bir hafta. Ama sizin belki sağlık olarak kalp damarları, sırt ağrılarınız gündemde olabilir ve uyku apneniz azabilir bu dönem yengeçler için. Bunu ihmal etmeyin diyorum. Evli yengeç burçları için de bence çok güzel giden bir evliliğiniz var. Güzel güzel sürprizler ve hafta sonunu ailenizle geçirmek istiyorsunuz ve bunun tadını şimdiden çıkartın. Çünkü güzel sürprizler ve eşinizin size yapacağı sürpriz gelişmeler ağzınız açık kalacak ve uzun süredir de zaten eşinizin tarafındaki insanlarla kırgındınız, yeni barışmaya başladınız. Bence bu dengeyi de oturttunuz. Siz gayet mantıklı ve doğru bir döngüdesiniz. Bu döngüyü artıya geçirmenin tam zamanı ama şöyle bir sorunumuz var. Sizde de duyuyorsunuz, duyduğunuzu belli ediyorsunuz ama harekete geçmiyorsunuz. Evet, duydum, gördüm, harekete geçme zamanı. Çünkü biraz tembellik ruhunuza işledi. Biraz harekete geçerseniz dengeleriniz daha olumlu ve aydınlık. Sizin de kız çocuğunuzla ilgili endişeleriniz olabilir. Hiç endişe etmeyin. Çok başarılı. Sizde de belki uzun süredir amca ve dayı ile ilgili yaşanacak bazı
mal konuları canınızı sıkabilir. Sıkmayın, yasa ve adalet hak yerini bulur diyorum. Evet, 7 Ekim aslan burçları neler bekliyor diyorsanız, aslanların aslında çok yoğun giden bir iş temposunu sanki biri böyle bir şey kaptı, nedir? Size böyle kafayı takan birileri oldu. Sanki işinizle ilgili ayağınızı kaydırmak isteyen insanlar gözünüze soka soka hareket ediyor ve siz de hala egonuzla bana bir şey olmaz, bana ne olur demeyin. İşinize konsantre olun ve yaptığınız ortaklı işlerde biraz maddi krizleriniz var. Bunları bu hafta daha çok yoğun hissedeceksiniz ama ve satmak istediğiniz bir malınız var ve uzun süredir, son 1,5 senedir satmaya çalışıyorsunuz ve bu sizin annenizden, babanızdan ya da eşinizden kalmış olabilir. Bunun sevincini yaşayacaksınız ama hak ettiği para değil de mecburen sıkıntıda olduğunuz için satıp borçlarımı kapatayım dediğimiz bir süreç olacak. Bu da sizin için gayet verimli ve aydınlık. Evli aslan burçları için çocuk muradı ve çocuk niyetleri var. Bu yıl bitmeden bu sevinci, hatta şöyle bir şey söyleyeceğim. Sizin de mutfağınızdaki eşyaları yenilemek ya da yatak odanızdaki eşyaları yenilemek dediğim bir süreç haftanız olacak. Bu da sizin için verimli ve aydınlık. Sağlık olarak belki dikkat etmemiz gereken böbreklerimiz ve bel fıtığımız gündeme gelebilir ve son zamanlarda yatağımızla ilgili şikayetimiz var. Bence yatağınızı değiştirin, doğru pozisyonda uyumayı tercih ediyorum diyorum. Bir de psikolojik olarak çok yorgun bir hafta geçireceksiniz. O yüzden psikolojinizi de sakinleştirmeye önem gösterin. Çünkü bu ara sinirden, ne söyleyeceğiz ve dilinizin sertliğinden herkes korkabilir. Sakin ve relax. Bir de yeğeninizle alakalı, kariyeriyle ilgili mutlu bir sevinç yaşayacaksınız ve onun başarısını kutlayacak olarak söyleyebilirim. 7 Ekim Başak burçları neler bekliyor diyorsanız, Başakların hayatlarıyla ilgili bekledikleri çok büyük bir iş anlaşması ve bunun zaferine giriş yapacaklar. Devletle ilgili beklediğiniz yasal evrak ya da çözülmesini istediğiniz kurumsal firmanın büyük bir sevinci var ve istediğiniz kapının zaferine erişeceksiniz ama sizde de bakın burkulmalar, dikkat etmediğiniz noktada ayağı koluk burkulabilirsiniz. Bu hafta burkulma, kırılma haftası olabilir bazı Başak burçlarında. O yüzden merdivenden inerken, çıkarken, yolda yürürken dikkat edin. Ve işinizle ilgili de işsiz olan bazı başaklar tam haftası istediğiniz noktanın başarısı ve zaferine giriş yapacaksınız. Sadece siz de duygusallık olarak aşk arayışındasınız ve bu aşk hayatınıza girmediği için acayip derecede huzursuzsunuz ve hep yalnız mı kalacağım, hep yanlış insanları mı tercih ediyorum diyen başaklara sürpriz bir aşk ve kalıcı insanınızı bulacaksınız. Evliliğiyle ilgili pürüz yaşayan ve boşanma kararı veren başaklar geri adım attılar ve evliliklerini kurtulmak istiyorlar ve düzenlerine tekrar sahip çıkmak istiyorlar. Doğru bir karardasınız. Bir de çocuk yapmayı karar verirseniz evliliğiniz daha huzurlu ve daha mutlu olacak. Uzun süredir sizin yapmak istediğiniz bazı yollarınız vardı ve eşinizle gitmek istediğiniz seyahatler, belki hafta sonu bunun tadını çıkartacaksınız. Bir Kıbrıs olabilir, bir Yunanistan olabilir, ne bir İtalya olabilir size, ya da İspanya olabilir, size çok iyi gelecek ve enerjinizi yumuşatacak. Bu da hayatınızda güzel bir değişim. Belki yapmamız gereken eşinizin ya da kendi aracınızla ilgili sıkıntılar var. Değiştirmeyin, maddi dengelerinizde sorunlarınız var. İlk önce bunu toparlayın. Belki 2020 Nisan ayında aracınızı değiştirmek sizin için hayırlı. Sizin de anneanne, dededen kalan bazı mal konularınız var. Bu konular gündemde, çok büyük mallar var ama hala beklediğiniz yasal kağıtları alamadığınız için çözemediniz. Bence 2020 bu konu için çok doğru. Sizin bu mal, endişe etmeyin, eninde sonunda mal ve mülk size ait olacak. 7 Ekim terazi burçları neler bekliyor diyorsanız, teraziler diğer burçlara göre daha rahat bir hafta yaşayacaklar. Çünkü kendi döngülerindeler. Şöyle diyorum, mutluluk enerjisinin tavan yaptığı bir hafta ama ağlak bazı terazi burçları için de iş kayıpları söz konusu olabilir. Sizin işten çıkartılma gibi bazı teraziler için gerçekten iş ve işinize dikkat etmezseniz kaybedeceksiniz. O yüzden bu hafta işinizi Ekim bitmeden kontrol edin ve sahip çıkın. Ama mutlu olan bazı teraziler için de işinizde bir çok büyük bir yenilenme, yapmış olduğunuz imzalar ve ortaklı işler size çok büyük başarı ve aydınlık getirecek ama siz evhamlı ve takıntılı ve dengeli bir hayat istediğiniz için her şeyi kontrol etmek istiyorsunuz. Evet, kontrol doğru haftanız ama gereksiz insanların hayatlarını da kontrol etmenize gerek yok. Sadece işiniz
ettiğiniz ve üzeriniz ve kendinize ait alanları kontrol ettiğinizde kazançlı ve doğru bir haftaya geçeceksin. Sizin en dikkat etmeniz gereken gününüz Cuma, çünkü Cuma günü ödemelerinizle ilgili aksi durumlar yaşayabilirsiniz. Bence dikkatli olun teraziler. Hem enerjinizin yüksek hem de bazılarının enerjisi yerde geçirecek. O yüzden bu hafta hem ışık veriyorum size hem de karanlık veriyorum. Doğru dengeleri oturtursanız bu karanlığınız aydınlığa kavuşacak. Özel hayat konusunda aslında ilişkilerinizle ilgili hiçbir sorun yok ama sizin eş ya da eşinizle alakalı çözmeniz gereken mal konularınızla ilgili aydınlanmak istiyorsunuz ve boşanmak ya da büyük mallara hakim olmak istiyorsunuz. Size sürpriz değişimler olacak. Bu değişimleri doğru değerlendirin. Çocuklarınızla ilgili beklediğiniz yenilikler var ve bazıları eğitim konusunda biraz sizi görüyor olabilir. Lütfen bu çocuklarımıza sert davranmayın. Bir de sizin sürpriz bir evle ilgili muradınız olacak ve bu gerçekleşecek. Sağlık olarak kadınsal bölgeniz, göğüs ağrılarımız ve erkeklerde de son zamanlarda prostat ya da gece tuvalete çok kalkmaları olabilir. İhmal etmeyin diyorum. Evet, 7 Ekim akrep burçlarını neler bekliyor diyorsanız, akreplerin çok yoğun bir iş haftası vardı ama bu hafta biraz duracak, sakinleşecek. Parasal evrede de korkularınız var ama işinizle ilgili siz bir markasınız ve yol almak istediğiniz en büyük başarıyı elde edeceksiniz. Biraz daha ılıman ve daha heyecanlı yapınızı ön plana koyun. Çünkü sizin ışık enerjiniz hızlandı. İş sorunu yaşayan bazı akrepler için bu haftanın bitiminden sonra doğru bir iş beklentileri ve gitmek istediğiniz yollar, şehir dışı, İzmir, Ankara ya da Türkiye'nin herhangi bir noktasına gitmek ve atamasını ya da kurumsal işten haber bekleyen akrepler için çok doğru ve dağın sesini duyuyorsunuz ve işe başlayacaksınız. Belki pazartesi, salı sizin canınız sıkılabilir ama çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi sizin için çok keyifli bir hafta, bereketli bir hafta olacak. Özel hayatınızdaki insanı devam ettiriyorsunuz ama hani böyle kan kusar gibi devam ettirdiğinizi düşünüyorum. Bence ilişkiniz doğru, sahiplenin, doğru bir insanla birliktesiniz. Belki sizin yapmanız gereken tek şey ilişkiyi renklendirmek, heyecanlandırmak, ufak ufak yemekler, mum ışığında sohbetler, birbirimize ait güzel kahveler, 40 yıl hatırı vardır içerek bu tadı oluşturursanız sevinirim. Sizin de dedenizden kalan bazı mallarla ilgili kardeşler ya da dayılar, amcalar arasında çıkacak kavgalar bence bekleyin. Siz de bekleyin. Çünkü niye? Çünkü orası herkes benim diyor. Kimse bu mal hepimizin demiyor. Belki biraz herkesin burnu sürttürsün. İmzanızı atmayın çünkü haksızlığa uğrayacaksınız. Size ekart etmek isteyen insanlar var. Bence yerinizi sessizlikle koruyun ve hak ettiğiniz mallarınızı alacaksınız. Belki yapmamız gereken tek şey doğru uyku ve erken uyumaya ihtiyacınız var. Biraz da pilates, sırt ağrılarınız. Çünkü kamburlaşma ve yürüyüş hareketlerinizde sıkıntı var bazı akreplerin. Bunları dengelerseniz daha mutlu olacağınızı söyleyebilirim. Bir de hanemize sürpriz bir sevinç var. Bu sevinç annenizden gelecek. Bunun muradına ereceksiniz. 7 Ekim yay burçlarını neler bekliyor diyorsanız, yayların hayatlarıyla ilgili çok yoğun ve süreçli evraklar, dosyalar, girişler, kontroller ve devamlı hesaplar haftası yaşayacaksınız. Çünkü işinizin bazı birikmiş dosyalar ve geçmişten kalan evrakları toparlayıp oluşturmak istediğiniz süreçler doğru bir hafta. Bunların hepsini temizleyeceksiniz ve kurtulacaksınız. Ama daha büyük projelere de imza atacağınız bir hafta. Bununla birlikte artı size parasal evrede de büyük bir rahatlama söz konusu olacak ama sizin sadece aşka ihtiyacınız var. Para puldan vazgeçtim. Artık zaten öyle de borçluyum, böyle de borçluyum diyen yay borçları için evet doğru bir aşk haftası ama kalıcı insanınız için biraz daha vakit var. Evlenmek isteyen yaylar bu yıl bitmeden doğru insanı bulacaksınız. Demek ki Ekim 13'ten ve Ekim 9'dan sonra sizin hayatınızda kalıcı hareketler ve görmeniz gereken bir enerjidesiniz. Bazı yaylarda bende bir kısmetsizlik, bir şanssızlık, elimi neye atsam kuruyor diyen yaylar bir sirkeli suyla Meryem suresi, Nas ve Felak okuyun, üzerinizdeki bir negatif geçsin ve ailenizde uzun süredir tedavi gören birinin sıkıntısını yaşayabilirsiniz. Arkasından bir gözyaşı olabilir, bunu ihmal etmeyin. Sizin de beklediğiniz çok büyük bir para hanenize bu Ekim'in sonuna doğru gelmiş olacak. Hiç endişe etmeyin, doğru bir süreçtesiniz ama sabrınız kalmadı. Yani orayı denkle burası çıkıyor, burayı kapat burası çıkıyor. Yani hani param da yetmiyor diyorsunuz, haklısınız ama siz işinizde çok başarılısınız. Rabbim size öyle güzel kapılar açacak ki korktuğunuz değil, aydınlandığınız bir dönem olacak.
olacak. Bence yaylar sizin güzel bir süreciniz. Belki yapmanız doğru bir uyku saatinizde uyuyun, saatinizde kalkın. Çünkü siz de son zamanlarda halsizim ve yorgunum ve uyku da uyansa belki bir vitamin, C vitamini, portakal suyu, kivi, muz, ananas, magnezyum, C vitamini hepsine ihtiyacınız olabilir. Oğlak burçlarını 7 Ekim'de neler bekliyor diyorsanız, oğlakların yurt dışı ile ilgili yeni açacakları işler ve devamlı araştıran yönleri var ve bazı ortaklı işlerde canınız sıkılabilir ama oğlaklar ne yaptıklarının farkında ve nasıl bir yol çizdiklerini. Onlar sadece sistemi kuruyorlar ve bu sistemle birlikte önlerindeki zararları engelliyorlar ve bu engeller onlar için artık bir kazanç ve istedikleri noktaya erişmeyi sağlıyorlar. Bence yorgunsunuz. İş yorgunluğunuz var, vücut yorgunluğunuz yok. Yani çünkü onu koştur, bunu koştur, şunu yap, bunu yap size. O kadar çok strese soktu ki, hani bana ait bir hayatım değil, hep her şeyi koruma altına aldınız. Bence bu Ekim'i bitirene kadar bu enerjiniz devam edecek ama çok da büyük beklediğiniz bir ihale ya da oluşmasını istediğiniz büyük bir iş kapınızın telefonla haberini alacaksınız ya da mail olarak size tekrar bir kanatınızda güç ve güçlenme. İşsiz olan oğlaklar burcu, oğlak burçları için de tam doğru bir Ekim haftasındasınız ve işinizle ilgili gelmesini istediğiniz evrak ya da oluşum sizin hayatınıza girecek. Özel hayat konusunda aslında işinizin verdiği gerginlik evlilik hayatınıza ya da ilişki hayatınıza vakit ayırmadığınızla ilgili gösteriyor. Bence bunu artık çözün. Çünkü ilişkiniz doğru insanız ve evlilik kararı verin. Çünkü siz düzeni de aile olmayı da, anne ya da baba olmayı da seviyorsunuz. Sadece yanınıza yardımcı olursa daha rahat ederim diyorsunuz. Yani evde bir yardımcıya ihtiyacım var. Evet, şu an maddi olarak bunları yapabilecek dönemdesiniz ama bazı maddi sıkıntılar yaşayan anne ya da kardeşten alacak destekle büyük bir rahatlık sağlayacak. Sağlık olarak en büyük sorunuz, dikkat etmeniz gereken sırt ve akciğerler. Yani şu bölgemizde ve sırtımızda ağrılarımız gündeme gelecek. Belki ceyranda kalmış olabilirsiniz. Belki sigara içiyorsanız lütfen sigara içmeyin. Çünkü hassas bir noktanız ve bu ileride daha sıkıntı ve KOA gibi sağlık problemleriniz olabilir. İhmal etmeyin. 7 Ekim kova burçlarını neler bekliyor diyorsanız, bence onlar hayatlarıyla ilgili çok büyük beklenti ve büyük grup iş anlaşmasına giriş yaptılar. Çok yoğun bir hafta. Hatta bu yoğunluk size seminer, toplantılar, daha büyük insanlara açılma dönediğimiz bir dönem haftasına giriş yapacağız. O yüzden siz hani elime attım, her şey çok yoğun gidiyor, bana vakit var mı dediğiniz bir hafta yaşayacaksınız. Ve yöneticiler ve üst düzey yurt dışı ile bağlantılı yaptığınız işteki kişilerden çok büyük bir referans ve konumunuzda daha büyük bir değişim. Sizi çok büyük bir aydınlığa geçirecek bir hafta. Bu size aslında çarşamba gününe gelip kadar gelecek haber. Sizin hayatınızda çok güzel bir değişim ve bu değişimle birlikte inanılmaz huzura ereceksiniz. Belki sizin yapmanız gereken müstakil ve bahçeli bir ev isteyen bazı kova burçları için bu yıl Nisan ayına kadar bunu yapacaksınız. Şimdiden bunun altyapısını ve satmak istediğiniz bir yeri müstakil bir eve çevirmek istiyorsunuz. Daha bahçesi olan, organik yaşamak istiyorsunuz. Evet, doğru bir dönem. Ama evliliğinizle ilgili de belki zaman geçirmeniz gerekiyor. Bunu aileniz için yapıyorsunuz ama ailenin de sevgi ve şefkate ihtiyacı var. Bence evet, malınız da mülkünüz de olacak. Sevgi ve şefkate eksik kılmayın. Sizin de erkek çocuk muradınız gözüküyor. Büyük bir sevinç ve büyük bir aydınlanma. Belki sağlık olarak kova burçlarını yapması, boyun fıtığı ve özellikle baş ağrılarınız şu kulak arkasındaki ağrılar sizi yıpratıyor olabilir. Bir sakinleştirici ya da bir meditasyon yaparsanız enerjinize çok iyi gelecek. Ve uykuda aralıklı uykula uyanıp uyanma sorunuz var. Yatmadan da bir papatya çayı ya da rezene çayı içerseniz daha enerjik yapacağız. Ve son zamanlarda kova burçlarında küle almalar başladı. Lütfen karın yağlarınızı kontrol edin. İleride bunlar sıkıntı olmasın. 7 Ekim balık burçlarını neler bekliyor diyorsanız, balıkların mucit kafaları ve hissiyatları, kalben ve gördüğü rüyalar daha ön planda olacak. O yüzden hissiyatınıza kulak verin. Yöneticilerinizle konuşmak istiyorsunuz ve yer değişimi ya da okulunuzu değiştirmek ya da hastanenizi ya da bulunduğunuz mevki değiştirmek istiyorsanız hisleriniz bunu doğru bir noktada gösterecek. Bu hafta değil ama 14'ünden sonra yaparsanız daha olumlu olacağını söyleyebilirim. Sizin yapmanız gereken tek şey, yerinizle ilgili belirlediniz ama şu an doğru bir zaman değil. İş bekleyen bazı balıklar için güzel bir hafta. Doğru bir noktanın sevincini yaşayacaksınız ve girmek istediğiniz kapı hayırlı. Özellikle kurumsal şirketten farklı bir firmaya geçmek isteyen bazı balıklar için bu doğru bir hafta. Verin referansınızı, verin dilekçenizi,
verin bir e-mailinizi, halledin diyorum. Çünkü size güzel bir haber ve istediğiniz bir kapıdan olacak ve bunun zaferini kutlayacaksınız. Yalnız belki yabancı dil kuvvetlendirmek isteyen balık burçları, İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, bunlar için lütfen bir altyapı oturtun. Çünkü hep sizin bir de eğitiminizde bazı yarımlıklar var. Bunu da fırsat bulup artıya çevirirseniz çok başarılı bir 2020 yılı sizi bekleyecek. O yüzden Ekim'de bunları değerlendirin ki Kasım, Aralık'ta sizin önünüz rahata ermiş olacak. Ufak bir seyahat etmek, İzmir, Adana, Mersin gibi böyle ufak bir seyahatimiz var. Hem iş gereği olarak görüyorum hem de sizi mutlu edecek bir şey. Sizin için hayırlı. Uzun süredir de almak istediğiniz bir dördüncü kat takıntınız var ya da dörtlü rakamla ilgili bir takıntınız var. Alacaksınız ama sizin şans oyunu haftanız. Hani 1 liralık, 2 liralık şans oyunları oynarsanız ya da ruhunuzdaki hissettiğiniz enerjiyle rakamlara çalışırsanız ufak ufak paralar sizin hayatınızda gerçekleşecek. Ama şöyle söylüyorum balıklar, siz doğrusunuz. Sizin bir anne takıntınız var ve karmanız geçmişle ilgili çok fazla ön planda olduğu için devamlı hüzünlü bakışlarınız var. Karmanızı temizleyin. Yani sizde bu dönem geçmişe takıntı, geçmiş özlemi, çocukluk özlemi başlayacak. Genç kızlık ya da genç erkeklik döneminiz ya da gençseniz çocukluğunuza döneceksiniz. Bence siz şu an doğru zamandasınız. Doğru zamanı artıya çevirmeniz gerekiyor. Bence geçmiş karmanızı geride bırakın. Bunun için ne yapabilirsiniz? Sirkeli suyla arınabilirsiniz. Geçmiş resimlere bakıp hepsini doğru noktada ve ziyaret etmek istediğiniz bir ölmüş kabiriniz var. Bunu da ziyaret ederseniz sevinirim. İlişkiler konusunda da doğru bir süreçtesiniz. Mutlaka sizi bekleyen güzel sürprizler var ve güzel hediyeler alma haftanız olacak. Güzel güzel değerler. 7 Ekim haftalık burcumuzu yorumladık. Hopluyorsunuz, zıplıyorsunuz. Bizi takipte kalıyorsunuz. Sevgi ve mutlulukla güzel bir hafta. Evet, bu hafta belki çok seller ya da çok yağmur yağabilir. Endişe etmeyin. Depremle ilgili korkumuz yok. Panik yapmayın. İyi haftalar, mutlu haftalar.